Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, yarın Çaykur Didi Stadyumunda saat 16'da karşı karşıya gelecek. Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Durak ve Tarık Ongun yapacak. Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordo Mavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak. 40. Randevu. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, Bordo Mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo Mavililer, Rize'de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Bordo Mavililerin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Üye, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Ekuban, Bakasetas, Yusuf, Canini. Sakatlar: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Vakayeme. Bordo Mavili ekibin İHE Konyaspor ile oynadığı lig müsabakasında sakatlanan Abdülkadir Ömür, sağ ayak bileğinden ameliyat olurken, 2,5 aylık aradan sonra takımla birlikte kısmi antrenmanlara başladı. Başarılı oyuncu, beklenenden kısa bir zamanda sahalara döndü. Bordo Mavili kulübün A takımında 2016'da görev almaya başlayan, kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Abdülkadir, sakatlıklardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadı. Gözünü son dönemde Brezilya pazarına diken Trabzonspor'un sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi. Flavio ve Marlon'u alan ve Bordo Mavililerin Internacional'in 19 yaşındaki beyni Bruno Projedes için Shakhtar ile mücadele içine girdiği belirtildi. Fluminense altyapısında yetişen, daha sonra Internacional'in U21 takımına transfer olan Projedes için Bordo Mavililerin menajer Felipe Russo ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. Bordo Mavililerin ayrıca Projedes için Flavio'yu da takasta kullanabileceği belirtildi. Trabzonspor'un Chelsea'ye geri göndereceği Louis Baker'in ve bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Abdülkadir Parmak'ın yerine bir oyuncu istediği biliniyor. Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen TFF Başkanı Nihat Özdemir'e çok sert eleştirilerde bulundu. Sürmen, Nihat Özdemir'in talimatla ile iş yaptığını ifade etti. TFF kurullarının seçimle gelmesi konusunda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun iyi bir çıkış yaptığını söyleyen Sürmen, bu Türk futbolunun kurtuluşu için bir hamleydi. Bunu desteklemek lazım. Kurullarının seçimle gelmesini biz sana değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor dedi. Nihat Özdemir'in sinirlenmesinin nedeni benim kanaatimce akıl sağlığı bozulmuş belli ki diyen Sürmen, Fenerbahçe bağımlılığı onun bu dengesini bozacak. Talimatla iş yapıyor. Kurullar seçimle gelirse Nihat Özdemir'in talimatına uymaz. Bu da onu rahatsız ediyor. Yapmamız gereken bu konuda Başkan Ahmet Ağoğlu ve kulüplerin bu kararına destek olmak diye konuştu. Sürmen sözlerini şöyle sürdürdü: Kulüpler Birliği eğer bu işte samimi ise, ki Beşiktaş Başkanı'nın bu işte samimi olduğundan eminim, Anadolu kulüpleri kalkıp bizim hakkımız büyük maçlarda yeniyor, biz mağdur oluyoruz diyorsa ve bunda gerçekten direnmek istiyorsa TFF Genel Kurul'a taşımak için imza toplarlar. Hepsini Ahmet Bey yapmasın, onu da Anadolu kulübü yapsın da görelim. Sağlık çalışanları ve Trabzonsporlu futbolculardan ortak mesaj. Koronavirüsle mücadeleye Trabzonsporlu futbolcular da destek verdi. Önce Covid-19 virüsüne yakalandım. Zor bir süreçti. Lütfen siz de Covid-19 virüsüne yakalanmamak için temizliğinize özen gösteriniz. Yaklaşık 4 ay önce Covid-19 hastalığına yakalandım. Bu süreçte semptomlarım oldukça sıkıntılıydı. Sonunda sağlığıma kavuştum. Siz de Covid-19'a yakalanmamak için lütfen maskenizi takın. Bir yıl önce Covid-19 hastalığına yakalandım. Bu süreç benim için çok korkutucu ve sıkıntılı bir süreçti. Siz de Covid-19 virüsüne yakalanmamak için lütfen sosyal mesafenize dikkat edin. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyuyoruz. Çünkü tedbirlerle güçlüyüz.
hep birlikte başaracağız. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca transferinde yol haritasını belirledi. Boşnak Yıldız'la görüşen Avcı, transfer çalışmalarını durdurdu, sezon sonuna bıraktı. Çünkü Göksel Gümüşdağ'dan söz alan Visca, Avcı'ya söz verdi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca'ya takımı ligde tut, istediğin yere git sözü vermesinden sonra Trabzonspor'la görüşmeler durdu. Abdullah Avcı ile konuşan ve Gümüşdağ'ın kendisine verdiği sözü hatırlatan Boşnak Yıldız, şimdi